Geniz etinin yol açtığı hastalıklar nelerdir? Geniz eti bazen kendisi bir hastalık nedeni olabiliyor. Çünkü geniz etinin çok ilginç bir yapısı var. Böyle çok girintileri, çıkıntıları var. Böyle bir yerde denizdeki bazı canlıları çok çağrıştırır. Ama bütün bu girinti çıkıntılar içinde mikropları ve yabancı maddeleri barındırabiliyor. Savunma çabasında bulunan bu organ bazen yenik düşebiliyor. Ve o zaman bu mikroplar veya yabancı maddeler artık orayı kendi kaleleri gibi kullanmaya başlıyorlar. Ve bu belki de o çocuğun çok sık hastalık geçirmesine sebep oluyor. Çocuk hiç durduk yerde bir anda bakıyorsunuz ateşini, bir anda bakıyorsunuz burnu akmaya başlıyor, öksürükler başlıyor, halsiz bir çocuk olmaya başlıyor. Yani geniz eti çocuğun nedensiz yere hastalıklarına da yol açabiliyor. Bu hastalıklar çok sık olmaya başlıyorsa biz artık o geniz etinin sağlığını yitirdiğini düşünmeye başlıyoruz. Nedir peki bu hastalıklar? Biraz önce bahsettiğim bir tanesi solunum yolu enfeksiyonları. Yani çocuğun burun akıntısı, öksürükleri, halsizliği, ateşi gibi. Ama bunun yanı sıra geniz etinin komşuluğunda yer alan iki önemli oluşum var. Bir tanesi orta kulak boşluğu. Sağ, sol her iki orta kulak boşluğu da geniz etinin yanı başına yer alır. Ve bunlar eğer hastalanmışlarsa geniz etinden mikropları rahatlıkla içeriye alabiliyorlar. Ve biz bu çocuklarda sık orta kulak iltihapları, bazen de orta kulakta sıvı birikimleri görebiliyoruz. Ve bu ne demek? Bu çocuk sık sık kulakları ağrıyan bir çocuk olabiliyor veya bu çocuk kulağındaki sıvıdan dolayı işitmesi azalmış bir çocuk olabilir. İşte bizim bu üzerine durduğumuz bir başka konu da orta kulak iltihapları. Bir üçüncü konu, bu çocuklar sık sinüzit olabiliyorlar. Ve bazen kronikleşen sinüzitleri görebiliyoruz biz bu çocuklarda. Yani sadece burun akıntısı birkaç gün olmakla kalmıyor. Belki haftalar, bazen aylar süren akıntılı haller, çocuğun hafif bir düşkünlüğü, belki bazen baş ağrıları, kronik öksürükler, nedensiz öksürükler gibi durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Ve bütün bu hastalıkların altında belki de o geniz eti yatabiliyor. O zaman bizim de aklımıza gelen konulardan birisi bu olmak zorunda. Bu sadece solunum yolunun üst kısmında, yani burun ve çevresi, orta kulak, sinüslerde hastalıklar demek olmayabilir. Bazen de bu hastalıklar alt solunum yollarına, yani akciğerlere geçebiliyor veya vücutta da ağır hastalıklar yol açabiliyor. Bu geniz etine olan herkesin yaşadığı durum değil ama bazı hastalıkların bir açıklamasıdır.